Peki Sayın Kaya, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Birinci ağızdan yorumları ve partinin değerlendirmelerini de almış olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar bütün konuklara da. Feyza Altun'un galiba son... Hayır, ben peki. Teşekkür ederim. Peki, Sayın Kaya, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sayın Kaya o kadar net ve hani şey açıklıyor ki, diyor ki bizim için herkes bir siyasi aktördür. Biz herkes de hani bu siyaseti aslında olması gereken şey bu. Ama biz senelerdir bundan o kadar uzağız ki. Şey falan bekledim ben böyle hani olmaz öyle şey. Aslında değil, siyaset öyle bir noktaya geldi ki senelerdir kim kimle yan yanaysa. Çünkü nasıl, doğru kelime nedir? İtibarsızlaştırılarak onlar yan yana geliyorsa. Geçen gün daha bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı dedi CHP parti değildir dedi yani hani. Öyle bir noktaya geliyoruz ki aslında açıklama çok doğru. Diyor ki biz bir ittifakı birlikte inşa edeceksek düşünebiliriz. Herkes bizim için siyasi aktördür. Bir araya gelebiliriz, gelmeyiz. Bizim şartlarımız önemlidir. Aslında bütün siyasi partilerin, siyaset böyle bir şey. Yani şartlarınızı ortaya koyarsınız. Bir ittifakta kesinlikle var olabilir misiniz? Olamaz mısınız? Ve siyaset bu şekilde yapılırken işte terörist, vatan haini, onlar şunlar, bunlar bunlar şeklinde bir siyasete tanık olduğumuz için 18 senedir belki insanlar, yani izleyenler de şey, daha böyle bir yalanlama, daha sert bir çıkış, olmaz öyle şey, olmaz olsun gibi bir çıkış bekliyor. Belki bu tonda bir konuşma insanlara yeterli gelmiyor artık bu noktadan sonra, ama aslında olması gereken stabil ve sakin siyaset biçimi bu diye düşünüyorum. Ama ayrım çok keskin. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani bütün ülkede ittifakların ana kuruluş biçimleri de o. Yani başkanlık sistemine geçildikten sonraki koşul da o. Ya başkanlık sistemini destekliyorsun ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem yönünde bir ülkeye çizgi çekilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ama Sayın Kaya orada bir şerh koydu. Seçim sistemi konusunda da ittifaklar oluşabilir. Kesinlikle haklı. Yani ama şöyle bir durum var. Yani benim en azından tabii ki açıklamalar esastır. Neyse. Ama benim altta okuduğum metin şu. Yani partiyi karıştırmak istiyor Erdoğan. Ve bu amacını da, bu hamlesini de düzgün bir şekilde yaptı. Yani Asil Türk'e gitmesi zaten, doğrudan Asil Türk'le görüşmesi bunun işaretiydi. Çünkü o zaten içinde ne yaşandığını biliyor Saadet Partisi'nin ya da Cumhur İttifakı'na ne tarafı çekebileceğini biliyor. Ve bizim gözlemlediğimizde kulis bilgisi olarak bize gelenler de Oğuzhan Asil Türk'ün daha Cumhur İttifakı'na yakın olduğu, Temel Karamollaoğlu ve diğer partideki unsurların ise buna zok olduğu yönünde. Şimdi böyle bir ortamı gördüğünüzde ki Erdoğan gibi bu işlerin ustası bir siyasiyseniz, siyasi liderseniz bu çok elverişli bir koşuldur. Oraya girersiniz ve kendi ittifakınızı güçlendirmek adına, oradan en azından bir kesimini çekmek adına bir hamle yaparsınız. Saadet Partisi de bu kadar kibar konuşmasını ya da bu kadar ölçülü konuşmasının nedeni kendi içinde bir çatlamanın gün yüzüne çıkmasını engellemek bence. Yani böylece ne yapıyor? Bunu seçime bir hafta kala biz konuşuruz ittifak meselesini derken şunu kastediyor. Biz şimdiden bunu tartışırsak ve kamuoyunun önünde tartışırsak bizim içimizde bir çalkantı olacak belli. Yani partide bir sorun çıkacak. Ve bunu öteleyelim şeklinde zaten bir bu siyaset oluyor. Izliyor. Bakın mesela bugün sosyal medyada Saadet Partisi'nin içerisinde siyaset yapan kişiler biz padişahlıkla mı yönetiliyoruz diye tepki veriyorlar. Ali Aktaş bununla ilgili Twitter'da paylaştı, sosyal medyasında. Aynen. Padişahlıkla mı yönetiliyoruz diye paylaştı. Bülent Bey de az önce açıkladı. Biz dedi yani durduğumuz yer belli. Dizayn etmeye çalışanlar eninde sonunda. İzin vermeyiz dedi yani. Ama sonunda bakın bunun burada şöyle siyasi dedi. Bir şey. Bak, bunu ben şundan... durumu bence değerlendirme açık. Yani şeyin bıraktığı yerden, Timur abinin dediği yerden. Şimdi Oğuzhan Asil Türk Saadet Partisi için özel bir isim. Bir Cumhur İttifakı'ndan yana öte yandan milli görüş geleneğinin en yaşlı ve en akil konumunda olan kişi. Onunla görüşmesi bir yandan Saadet Partisi'ne şey yapıyor. Bir miktar orayı kaşıyor. Bu kaşıma değerli. Bence bir yandan da şöyle bir durum var ama şimdi siyasal İslamcılarla MHP işbirlikleri her zaman bu kadar böyle şey olmadı. Her zaman çatışmalı oldu. Hatırlayanlar belki bilir, 92 seçimlerinde mesela MHP ile o zamanki işte Refah Partisi bir araya geldikten sonra Güneydoğu bölgesinde çok ciddi tepkiyle karşılaşmıştı. Hatta o seçim birliği hemen dağılmıştı. Böyle bir 60 günde falan unutturmaya çalışmışlardı. Şimdi benzer bir sıkıntı orada da var. Yani ama... AKP-MHP birlikteliğinden bence özellikle milli görüş geleneğinden gelen AKP'liler çok rahatsız. Erdoğan bir yandan da aslında kendi partisindeki bu rahatsızlığı gidermek adına kendi ideolojik köklerine selam gönderiyor. Bugünün yani, siyasetini okuyor olabilir mi Sayın Cumhurbaşkanı? Mesela Barış abi bu bugün açıklanan YSK'da seçime girebilecek olan partiler listesini gördün mü? Hayır, görmedim. Bugün açıklandı.
Seçime girebilecek partiler İYİ Parti, AKP, Anavatan, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, Demokrat Parti, DSP, Genç Parti, HDP, Hüdapar, MHP, MYP, Saadet Partisi, TKP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Bugün açıklanan bilgi bu. Seçime giriş yeterliği elde etmiş partiler bunlar. Şimdi buradaki Yeniden Refah Partisi ve şu andaki konuştuğumuz konu üzerinde Cumhurbaşkanı da bununla ilgili nabızı iyi yokluyor ve buraları da kaşımak suretiyle dizayn etmeye çalışıyor olabilir mi? Ama bir şey söyleyeceğim, çok mantıklı. Siyaset böyle yapılıyor zaten. Yani bu tür siyasi pazarlıklar böyle yapılıyor. Bir ittifaklar arka kapılarda, bir şeylerin pazarlığı döner. Yani pazarlık derken hani anlaşmalar yapılır, oy istenir, birlikte resim vermek. Bunlar siyaseti etkileyen şeyler. Burada önemli olan Sayın Kaya söyledi. Biz kullandırtmayız, bizim duruşumuz bu dedi. Kimin nerede duracağı, kimin kime yanaşıp kimin karşısında duracağı, orada seçmen sözünü söyleyecek ya da kimin hakkında düşüncesini seçmen bu harekete göre ben şeyi garipsemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı hareket. Bunu bilerek söyledim. Niye diyorsanız bugünkü listede Deva Partisi ve Gelecek Partisi yok. Gelecek Mayıs'ta, Deva ise Haziran'da yeterlilik almış olacak. Muhtemelen. Bir de burada şöyle bir şey daha de var. Daha erken de olabilir tabii yani. Bunu geçen konuştuk ama değil mi? Bu yeterlilik sağlanmadan hani bir seçim söz konusu olur mu gelecekte tabii Deva? Tabii bence yani Erdoğan'ın aklında o da olabilir yani. Murat Sarı ile Ali Çerkoğlu'na sormak lazım. Kaya'nın dediği bir şeyi de önemli, dikkate onu altını çizmek lazım ki haksızlık olmasın. Biz olursak o ittifak, zaten o ittifak Cumhur İttifakı olmaz. Tam onu diyecektim. Evet, yani evet, onu söylediği için. Güzel dersek yıkılır zaten dedi. Evet, yani yıkılmış olmalı ki biz dahil olalım. İşte Ozan'ın biraz önce dediği de tam o noktanın altını çiziyor. Yani, bu bence önemli bir salvo bu arada. Evet. Yani mühür gibi cümle söyledi. Aynen, Barış Hocam'ın da artık şeyini dinlemek istiyorum. Tabii ki. Ben Barış Hoca'ya söz verirken şunu söyleyeyim. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 46 milyon geçerli oy var. Belediye başkanlıklarında %3 oy aldı Saadet Partisi. 1 milyon 92 bin. Fakat İl Genel Meclisi'nde 1 milyon 300 bini aşkın oyu var. 9 ilçe, 11 belde, toplamda 20 belediye kazandı Saadet Partisi 2019 seçimlerinde. Barış Hocam mühür gibi cümle dedik. Kayda geçti çünkü biz gidersek yani yıkılır, anca öyle gideriz. Yoksa bu haliyle olmaz dedi. Ne dersiniz? Şimdi o mühür gibi tümceye karşılık ben de anahtar gibi bir cümle söyleyeyim. Buyurun. İttifakların az evvel sevgili Murat da değindi, bir ideolojisi olur. Bir. İki. Sosyolojisi olur. Üç. Matematiği olur. Şimdi birazdan sevgili Erol Bütercimlere soracaksınız dış politikayla alakalı soruları. Erol abiden ben rol çalmayayım. Eğer ben dış politika konuşsaydım şunu söylerdim. Patenti bana ait olan bir tümce. İhtiyaçlar değişince ittifaklar da değişir. Ve her ittifak karşısında yeni bir ittifak doğurur. Şimdi az evvel genç meslektaşım Ozan Gündoğdu 92 dedi. Kendisi alınmayacaktır. Minik bir düzeltme yapayım. 20 Ekim 91 seçimleridir. Ozan Gündoğdu'nun bahsettiği seçimler. Bir iki ay şey yaptık. Evet. Şimdi 20 Ekim 91 seçimlerinde Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, SHP Hep İttifakı ve Kutsal İttifak damgasını vuran partiler. Doğru Yol birinci olarak çıktı. 89 belediye seçimlerinde birinci olan, olağanüstü bir rüzgarı arkalayan dönemin SHP'si Erdal İnönü Genel Başkanlığı'nda Hep geleneğiyle ittifak yaptı ve büyük bir iddiayla girdiği seçimden ancak üçüncü olarak çıkabildi. Belediyelerde 89'da birinci olan parti Güneydoğu Anadolu'da büyük oy patlaması yaşadı ama İç Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin batı bölgelerinde hüsrana uğradı. Birinci olacağım diye girdi, üçüncü olarak çıktı. Süleyman Demirel'in DYP'si birinci, Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi ikinci, Erdal İnönü'nün SHP'si üçüncü oldular. Ha, dördüncü Kutsal İttifak dediğimiz üç partinin bileşeni olduğu ittifaktı. Bir, Refah Partisi, Necmettin Erbakan. İki, Alparslan Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi. Daha MHP adının gerisini geri almamıştı. Üç, gene Türk muhafazakar sağında önemli bir geleneğin temsilcisi olan Aykut Edibali Genel Başkanlığındaki Islahatçı Demokrasi Partisi. Sonradan zaten asli adına döndü, Millet Partisi adını aldı. O da hangi gelenektir? Milli mücadele, yeniden milli mücadele geleneğidir. Yani
Melih Gökçekler falan falan hep o gelenektendir. Murat Karayalçın da vardı değil mi hocam içerisinde? Murat Karayalçın o zamanlar CHP'nin Ankara Belediye Başkanı'ydı. Ama Murat Karayalçın'ın ülkede, mektebi ülkede okuduğu yıllarda sağcı bir öğrenci olduğunu biliyoruz. Evet. O Mücadele Birliği'nin içerisindeydi o da. Yeniden Milli Mücadele mi değil mi onu bilmiyorum. Şimdi %17 aldı. 20 Ekim 91 genel seçimlerinde bu kutsal ittifak. Hı hı. Olağanüstü bir oy artışıydı. Ama az evvel değerli meslektaşlarımızın da değindiği üzere yani milliyetçilikle muhafazakarlığın kuramsal düzlemde, teorik düzlemde, kavramsal düzlemde, tarihsel düzlemde çok da örtüşmediğini biz siyaset bilimi dersinde anlatırız. Osmanlıcı geleneğin başka, İslamcı geleneğin başka, Türkçü geleneğin başka olduğunu, İslamcılarla Türkçülerin tarihsel olarak hep karşıt konumda olduklarını anlatırız. Ama siyaset böyle değildir. İhtiyaçlar söz konusu oldu mu, teorik düzlemde kolay kolay yan yana gelmeyecek olanları %10 barajı yan yana getirebilir. İhtiyaçlar söz konusu oldu mu, kuramsal, kavramsal ölçekte çok da yan yana gelmeyecek olanları matematiğin, aritmetiğin dayatması, zorlaması bir araya getirebilir. Peki öyle Barış Soser, baraj konulu bir ittifaka da işaret etti örneğin Sayın Kaya. Barajı değiştirmek için seçim sistemi adına bir ittifak kurulsa bu da mesela tartışılabilir demeye getirdi sanki değil mi? Ben de tam da onu dedim. 20 Ekim 91 genel seçimlerinde niçin Aykut Edebali, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan, niçin Islahçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi de Refah Partisi bir araya gelmişlerdi? %10 barajı, barajda don sistemi olduğu için bir araya gelmişlerdi. Yani koşullar da yapmıştı onların bir araya gelmesine. Ona ihtiyaç duydukları için bir araya gelmişlerdi. Yani yoksa tarihsel olarak çok da birbirlerine yakın gelenekler olduğundan değil. Bugün de eğer Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı varsa, evet ideolojik bir paydaşlık söz konusu Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında. Ama eğer Millet İttifakı varsa burada sadece siyaseten parlamenter rejim beklentisi yok. Gerçekçi ve dürüst olalım. Burada onun kadar %10 kaygısı taşıması da var. Şimdi şu önemli bir soru. Bir üçüncü ittifak kurulabilir mi? Kurulabilir. Benim o konuda bir kulis bilgim yok. Ben bir dış politika yorumcusuyum. Ama matematiğin siyaseti olmamakla beraber siyasetin bir matematiği vardır. Eğer bir üçüncü ittifak kurulacak ise bunun lokomotif partisi kim olacak? Saadet Partisi mi olacak? Gelecek Partisi mi olacak? Deva Partisi mi olacak? Yani iri kıyım bir parti olmaksızın, gürbüz bir parti olmaksızın, %10 barajının aşılabileceğine kefil olan, buna garanti veren, o konuda kendisine bağlayan bir siyasal parti olmaksızın %1'lik, %2'lik, iki partinin, üç partinin bir araya gelmesi siyasal pratik anlamında bir işe yaramaz. Çünkü barajı geçemezler. O yüzden eğer bir üçüncü ittifak oluşacak ise muhakkak %10'u geçmesi varsayılan partilerin en azından bir partinin içinde başında olduğu, diğer küçük partilerin de onun etrafında kümelendiği bir ittifak olmak zorundadır. Bugünkü veri koşullarda. Aklıma bu, ya bir parti geldi. Olur, ya da Millet İttifakı olur. Yani barajı geçme güvencesi olan, barajı geçeceğinden herkesin emin olduğu şu anda iki parti var. Cumhur İttifakı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi, Millet İttifakı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi. Ha, son zamanlardaki anketlerde, sondajlarda ki sevgili Murat bilir, ben anketçilerle arası hiç iyi olan bir arkadaşımız değilim. İYİ Parti'nin de anketlerde baraj sorununu atlattığı görülüyor.